Evet, merhaba arkadaşlar. Biz Göreme'ye geldik. Dün akşam burada kaldık. Çayımızı, çorbamızı, yemeğimizi yedik. Kahvemizi içtik. Arabamızı da böyle çektik. Biraz elbiselerimiz vardı. Onları da arabada yıkadık. Arabanın içinde bir leğende. Şimdi içeri doğru gireceğiz Göreme'nin. Bir çeşme var. Oradan biraz su alırız. Sonra biraz gezeriz kafelerde falan. Daha önce biz şeyi gördük zaten. O kiliselerin olduğu yerler, mini parkın olduğu yere gittik. Oraları gördüğümüz için oralara gitmiyorum ya. Böyle bir çarşıda gezeceğiz. Herkes şapkayla geziyor zaten. Şapka, su. Buraya şapkası, susuz, gözlüksüz gelmeyin kör olursunuz. Su almadık çünkü şaşalımızı şey yaptık. Şaşalımızı şey yapacağız. Dolduracağız. Dün akşam bir kamp yerine gittik. Gittiğimiz kamp yerinde aslında ücretsiz bir kamp yeriydi de adam saat 10'da geldi. İşte saat 10'da geldi, işte burası ücretli kamp yeri dedi. Alakası yok, oysa ki kamu malı yer. Etrafta da gençler vardı böyle, o yerel gençler gelmiş. Müzik falan açıyorlar böyle. Onların da keyfini bozmayalım dedik. Mecbur ben çıktım ya. Bir de o adam 150 lira para istedi. Adam sadece bana diyor ki güvenlik sağlarım falan diyor. Yani kamp yerinde hiçbir şey yok. Şey, bir kamp da değil, kafe. İşte isterseniz diyor kafeye gelin, orada kalın. Akşam ne kadar 100 lira güvenlik sağlarım. Suyun var mı? Yok. Elektriğin var mı? Yok. Suyun var mı? Yok. Ya ben niye seninle gelip kalayım ki kardeşim? Bana He. Tamam, suyu elektriği olsa ne olacak yani? Öyle kamp şeyi mi olur? Benim her şeyim var zaten kardeş. Bana güvenlik sağlayacakmış. Ben Allah'a emanet, ben kendime güven şeyimi şey yaparım ki ya. Ondan var işin. Şuraya gelip çekecektik. Hani. Aa, güzelmiş. Buraya bir tane adam çekmiş arabayı. O Camp 4 uygulamasından. For Camp mıydı, öyle bir şeydi. Buraya geldim, kapalı. Gittiğimiz her yer kapalı ya. Bu kodlamalar yapanların hepsi yanlış şey yapmış ya. Biz de o parkın oradaki yere çektik. Belli yani, orası da kamu malı. Araç ya, aslında bu işte bence bu moto karavanlarda, normal karavanları bilmiyorum ama moto karavanlarda baktım ben şeye, yasal olarak araçların park ettiği her yere çekebilirsiniz diyor. Yani bu kadar basit. Kimse gelip şey yapamaz ki, buradan arabanı kaldırdı. Sana ne kardeşim, kamu malı yer. İstediğim yere çekerim. Hani yanlış park yapsam anlarım. Neyse, dediğim yani akşam orası çok güzeldi. Şu tepede bir yerde. Gençler çok ses yapıyorlar. Bir de son ses müzik açıyorlar. Müzikleri de güzeldi aslında. Bizim oranın yöresel müzikleri çalıyorlardı. Beğendim aslında ama o müziklerle uyuyamayız yani. O gelecek. Diğer gençler gelecek. Herkes oradan derdini, sistemini atasıya kadar biz uyuyamayacağız orada. O yüzden oradan vazgeçtik. Bu arada burada yol çalışması var herhalde. O yüzden yollar Edirne yolu gibi olmuş. Gerçi şu an Edirne'nin yollarını yaptılar. 10 numara oldu. Karavanda biz karavanın yalıtımını çok güzel yaptık. Hayvan yanmış sıcaktan ya. Karavanın yalıtımını güzel yaptığımız için yani güneş tepede yanıyor. İçerisi hep serin ya. Çok güzel ya. Ama Abant'ta biraz üşüdük. Allah var. Abant'ta donduk. Tulumları çektik. Ama burada güzel serin duruyor. En son bir Adana'da da deneyeceğim karavanı. Adana'da da olmuş da tamam.
Bu iş tamam. Dayıya baksana tam yol ortasına çekmiş ha. İşte bu. Ondan sonra şu aşağıda arkadaşlar, şu aşağıda çektim. Şurada bir tane yer var. Altta koyunlar mı gelmiş sıçmış. Ne yapmışlar? Koyun kokuyor ya. Sonra bir baktım orada sütçü mütçü var. Lan dedim burası ahır. Tamam gittik, ahıra denk geldik. Burada biz yemek yemiştik bir ara ya. Sen hatırlıyor musun? Karavancı abi tam yolun ortasına çekmiş. Bu kadar. Orada nasıl yatıyorsa artık. Ya git daha başına çek, güvenlikmiş. Neyine güvenli? Emanetini al yanına otur abi ya. Ne olacak ya? Bir canımız var, Allah'a emanet. Ha bu taksilerin burada çeşme vardı ama çeşme. Şu çeşme vardı, ben burada çeşmeyi arıyorum ya. Buralarda bir tane çeşme var. Su dolduracağız ondan. Edirne'deki dayılar gibi demesin şeyde. Camiden su alıyor, zehirli su diyorlar. Zehirli suysa nasıl abdest alıyorsun dayı? Diyecektim ama dedim boşver, uğraşmayayım. Gerek yok. Mağaralar falan yukarıda. Aynen. Yukarıdan devam ediyor. Şu yukarıdaki taksi yerisi. Burada bir tane Çin restoranı vardı. Ne oldu ya? Burada çok fazla kayısı ağacı var arkadaşlar. Bir tane küp atmışlar yukarısı. Kimin küpü acaba? Çin restoranına gidip bir sushi yemek istiyorum ama pahalı olur diye korkuyorum, o yüzden gidemiyorum. Şurada bir tane çeşme vardı ama taksici abiler bizi öldürmezse çeşmeden bir su alacağım. Nerede bu çeşme? Abi hiçbir de çeşmeyi bulamıyorum. He? Aa şu köşede sim. Çok güzel yer daha. Toz evet çok fazla var. Tuvalet var burada lan. Başında bir tane adam bekliyor. Hakiki ice cream. Keçi. Arabam bu kardeşim. Evet arkadaşlar, arabam bu. Yanında da bir tane var. Simo sen gibi bir dondurma yapsana, iki tane. Şeyli olsun. Tam da sakızlı olsun, bir tane yeter. Bir kilo yeter. Bundan güzel düğün arabası olur abi. Bunu götüreceksin abi, düğün arabası yapacaksın. Oh. Bunu kimse şey yapmaz. Yerde mi yatıyor? Evet. Mim'den dondurma aldık. Bir tane de açacak aldık. İki tane dondurma 28 lira. Açacak aldık. Dondurma fiyatını tam bilmiyorum. Açacakla beraber. Çocuk bize külahını 30 liraya satmaya çalışıyordu. Burada gitmediğimiz yer yürüdük. Uzara Vadisi'ne gitmedik. Uzara'ya gitmedik. Ağzı Karahan diye bir yer var. Uyurlu geldiğimiz yer herhalde orası. Hemen hemen burada her yeri gördük ya. Avanos gördük ya.
Şuradan bir kilim alabilirsin sen. Bayram dolayısıyla kapalıyız. Geçen biz geldiğimizde testi kebabı 60-70 liraydı. Testi kebabıydı o yuvarlak şeyin küpün içinde yapılan herhalde bilmiyorum ama. Şimdi dedim bir bakayım. Belki yeriz. 220 lira olmuş ya. İki tane de şey yapsak orada. İki tane yanında kola mola salata falan de yapsak. 250-300 lira ya. Bilmiyorum yani. Alışkın değilim bu fiyatlara o yüzden. Yiyemeyeceğiz. Daha önce yediğim için çok mutluyum. Denemek zorunda değilim. Öyle sakin yerler de var demek ki. Burası güvercinlik vadisine gidiyor. Çocuk tozdan öldü ya. Neneler oturmuş bak orada dinleniyorlar. Kilimler. Bunları güneşine kadar koyarsa o kadar güzel olur aslında. Eskitme yapıyor herhalde. Simo tutlara bak Sim. Hadi topla biraz yiyelim. Bedava yaşama şey. Şeye düşen bizimdir oğlum. Dışarı düşmüş. Yere düşenler yiyecek hali yok ya. Şeyde kaldığımız yerde her yerde dağ taş kayısı dolu. Fiyatları bir çekeyim ya. Burası yine fena değil lan. Sim 120 lira falan. Orası çok merkez var. Orası çok pahalanmış ya. Adam konsepti değiştirmiş. Paraya kıymış şu aşağıdaki yer. Bayağı bir lüksleşmiş. Ama fiyatları uçurmuş. Bizim için uygun değil ya. Ne yapalım? Her yer kaysın. Yemeyeni dövüyorlar. Atı ne güzel böyle yemiş ekmeleri güzel.
Ya hep satıyor ama insan alıp alıp yiyordur. Fisyatesi mi adam? Bak evlere bak evlere. Şeylerin arasında, taşların arasında ya. Üzgün köp. Teyze şeyi yapmış. Bir tane şunlardan alman lazım. Hayır, video çekmek yasak diyor ya. Çektim onu ya. Ha, onunla fotoğraf çekmek yasak diyor. Nerede çöp? Hani lan ben görüyorum. Bu gereksiz çöp olmuyor ya. Ne çekiyorsun şu an? Gel gel. Şuradan bile delik topla da yek ya. Tutsana bir tane alayım. Tadına bakacağım ya nasıl güzel mi diye. Aşağı düş. Abi tozdan var hep. O kadar tozlanmış ki ya. Bu nedir abi ya? Şu pisliğe bakar mısın ya? Yok abi yemez ya. O kadar tozlanmış ki ya. Çok toz ya bu kanser. Çok tozlanmış değil mi? Gerek yok ya. Polis yanlıktır ya. Enciklerin kesilmesi. Biraz da öbür caddeye çekelim gel. Fiyatlar yazmıyor bile abi. Korku kapanı. Ölüm çukuru. Korku kapanı, ölüm çukuru. Aşıklar şeyin tepesine giden yer burası herhalde. Bizim arabayla çıkarsa orada baskı balta çürer. Baskı balta çürür anasını satayım. Hello, how are you, man? Upstairs. Hadi bakalım ya. Bizi yabancı zannettiler Sim. Yine kendimi gösteriyorum ya. Araba benziyor mu lan? Evet. Yüzde. Made in Dadaş kardeş. Made in Dadaş. Bunlar yeni çıkmış herhalde. Güzel gezdik, güzel yermiş ya. Tamam. O ATV'ciler çok fazla var burada ya. Demek ki bu iş iyi para kazandırıyor.
Testi kebabı ne kadar? Testi kebap 270. Tamam. Güzel. Kolay gelsin. 220, 180, 65 lira. Aynı fiyat ya. Okay. 220 bin lira bir tane testi. Yuvarlak. Ne bileyim şu kadar bir şey. Şu şey kadar. Bir kişilik abi ya. 220 lira ya. Nereye gidiyoruz abi ben anlamadım ya. Ne zaman duracağız artık? Ay şuna bak ne kadar güzel. Çok güzel yapmış. Akın akın şeye doğru gidiyorlar. Kapalı açık. Şey vardı ya müze miydi neydi oranın? Milli parka doğru herkes gidiyor. Baba tepelerde de geziyorlar. Bizim tepelerde de geziyorlar. Şuraya çekeyim. Çok güzel kokuyorlar ya. Oh. Salak gibi yani çekmişler öyle. Fikret abi miydi ya? Fikret abiydi herhalde ya. Daltonlarda Fikret abi var. Onun yanına gidiyorum ya. Belgesel vardı ya arkadaşlar. Şeyde izlemişsiniz. TRT belgeselde burada Daltonlar vardı. Onların mekana gidiyorum. Fikret abiyle şimdi Fikret'ti herhalde ya. Yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah yanlış hatırlamıyorum. Adam diyecek izliyorsun adımı bilmiyorsun. Ne iş? Ya burası mı öbür taraf mı bilmiyorum ama bakacağım şimdi. Daltonlar. Daltonlar da film ya. Ne ya gözlük mü? Ben de ona serum mu lan diyorum. Serum zannettim lan. Serum zannettim şeylere. Bakıyorum böyle bunlar ne diyorum lan. Minik atları sevdireceğim şimdi sana ya. Bir tane eşek var orada girmek çık. Çifte kat. Çifte atarsa karışmam. Ya ben Daltonların şeyini sevmek istiyordum ama neyse. Şu arka tarafta ya bakarız oraya da şu. Minik taylara bir tane bakayım. Şu çok güzel lan sim. Maşallah diyelim. Nazarcık olmasın. Şapkası da gezilmiyor burada ya. Aha geliyor şimdi ne yapacağım? Bugüne kadar gördüğüm en sağlam eşek şu. Çok temiz ve çok şey gözüküyor. Dinç gözüküyor.
Maşallah güzel atlar. Bakımlı. Şu hamileye benziyor herhalde. Şişmişler ama. Şu yemek yedikleri için mi şişmişler? Neyse, en azından adamlar atlara güzel bakıyorlar bak. Durumları güzel. Her delikten bir insan çıkıyor ya, şuralara baksana. Karıştırmışlar onları. Japonlar özellikle şu her an her yerden çıkıyorlar. Aynen. Gel gidelim daltonlara göreyim ya. Evet arkadaşlar. Gece geldik. Dedim karavanı buraya çekeyim. Sabah burası tıklım tıklım. Kıyamet gibi insan var. Ben de gözlüklerimi takıyorum. Bulgarlar burada bile gelmiş ya. Buraya bile gelmişler aga. Arkaları yok harbiden desem. Tek taraflı nazar mı atıyor yani?